Bundan sonra Yusuf'un her şeyiyle teyzesi ilgilenecek. Neslihan. Buyurun. Derhal yan odayı hazırlayın. Biz zaten hazırlamıştık misafir odasını. Hazır yani oda. Ama... Şey mi oldu yenge? Yok. Biz o odayı Zuhal için hazırlamıştık da... Yani epey de özenmiştik kardeşim geliyor diye. Başka odada kalsın. Öyle tabii canım. Yani başka oda mı yok koca konakta? Tamam Neslihan'cığım. Sen ilgileniver. İki oda da tertemiz hazır olsun. Hadi canım. Tabii İkbal'im bu. Ne o? Yan odada kalmak istemiyor musun? Kazan dairesini tercih ediyorsan başka. Ben de öyle düşünmüştüm. Ben... Teşekkür ederim. Etme. Bunu Yusuf için yaptım. Şimdi beni iyi dinle. Ona bakıcılık değil teyzelik yapacaksın. Bakıcı bir ilgileniyorsa sen onu ilgileneceksin. Gözün bir saniye bile üstünden ayrılmayacak. Bakımı, sağlığı, her şey senden sorulacak artık. İşini hakkıyla yaptın, yaptın. Yoksa... Ondan da sen sorumlusun yenge. Ha, tabii, tabii Yaman'cığım. Hem yardımcı da olurum. Hiç merak etme sen. Yani Yaman'cığım, öyle doğru bir karar verdin ki. Yusuf çok mutlu olacak sayende. Hadi gözün aydın tatlım. İstediğin gibi oldu bak her şey sonunda. İnşallah bundan sonra başka sıkıntı çıkmaz. İnşallah. Yusuf'um. Bir tanem. Melek yüzüm benim. Seninle kendi yuvamızda olmayı o kadar çok isterdim ki. Ama şükürler olsun. Yanındayım ya. Bu da bana yeter. İkbal Hanım. Ha. Zuhal Hanım geldiler. Ha. Tamam. Geliyorum ben hemen.
5360 merkez. 5361 dinlemedeyim. 5360 kurtaran operatör 2 acil çağrı. Tekrar ediyorum. Kurtaran operatör 2 acil çağrı. 5361 anlaşıldı. Hemen intikal ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Cengel? Teşekkür ederim hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Nasıl geçti yolculuk? Ay adalet sorma. Bitmek bilmedi. Çok şükür geldiniz ya sağlıcakla. Odanız hazır. Çıkar dinlenirsin şimdi. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Serpilmişsin. Güzeldin. Daha güzel olmuşsun. Ay canım. Malum grip salgını. Hiç öpüşmeyelim. Zuhal. Ablacığım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim de. Sen iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Az önce biri asabımı bozdu da. Neyse konuşuruz. Gel. Ablacığım. Canım abla. Bak buradayım. Yusuf'un yanı başında. Emanetin artık güvende. Ona bakıcılık değil teyzelik yapacaksın. Bakıcı bir ilgileniyorsa sen onu ilgileneceksin. Gözün bir saniye bile üstünden ayrılmayacak. Bakımı, sağlığı, her şeyi senden sorulacak artık. Çok geç kaldın Zuhal. Çok geç. Daha önce gelmeliydin. Geldim işte ablacığım, tamam. Londra'yı bıraktığıma değse bari. Zuhal, senin geleceğin bu evde, burada, Yaman'la. Hani? Yoklar kendileri. Aa Yaman'cığım, bak kim var burada. İyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Yaman. Hoş geldin Zuhal. Nasılsın? İyidir, iş güç. Sen? İyiyim ben de. Güzel. Yemekte görüşürüz. Yaman'cığım, beraber bir kahve içseydik. Acelem var yenge. Başka zaman.
Abla, iyi misin sen? Anlatacak mısın bana neler olduğunu artık? Buyurun. Merhaba. Ben Keriman'ı aramıştım da. Keriman mı? Bulursan bana da haber ver, olur mu? Anlamadım. Keriman diyorum. 5 aylık kirayı taktı gitti zilli. Ha, siz ev sahibisiniz yani. Adresi var mı peki sizde? Adresi bıraktı, evet. Adres var, ben de burada böyle duruyorum. Adresi olsa bir saniye bekler miyim zannediyorsun? Sana kaç kere, bu kız öyle böyle değil. Ha, saf görünüyor ama öyle uyanık ki. Baksana, Yaman'ı bile kandırdı. Para kokusu bu tabii. Adamın ağzından girdi, burnundan çıktı, attı konağı kapağı. Veled'i zaten çoktan ikna etmişti. Ay, bu gidişle Yaman'ı da. Ay, Allah korusun. Ay, aman abla, abartma. Sinirlerim bozulmuş senin. Suhal, bundan sonrası sana bağlı. Elini çabuk tutacaksın. Ha, yoksa bu evde bırak eltim olmayı, kardeşim olarak bile zor barınırsın, söyleyeyim sana. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay, Zuhal'cim bak, bu da bizim Seher'imiz. Yusuf'un teyzesi. Memnun oldum. Ben de. Bak canım, şuradaki senin odan. Hemen git dinlen sen birazcık, olur mu? Havlunu bornozunu unutmuşlar. Ben de hemen onları ayarlayıp geliyorum. İkbal Hanım. Efendim? Kaldığım odayı kardeşiniz için hazırlattığınızı bilmiyordum. Yaman Bey öyle söyleyince sesimi çıkartamadım. Ama isterseniz ben öbür odaya geçebilirim. Ay, olur mu canım öyle şey? Hem söz Yaman'ın ağzından bir kez çıkar. Sen hiç dert etme bunları. Hem sana bir şey söyleyeyim mi Seher'cim? İyi ki Yusuf'un senin gibi bir teyzesi var. Neyse ki Yaman da anladı bunu. Çok seviniyorum. Hadi git sen de. Bekletme Yusuf'u. Yalnız kalmasın yavrucak. Tamam. Alo Sibel, Keriman gitmiş buradan. Ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum ki. Sen gelene kadar bir çözüm bulmam lazım. Sen gelince bana haber verirsin değil mi? Bak, unutma ne olur. Tamam, hadi görüşürüz. Sağ kalırsam görüşürüz tabii.
Gördün değil mi kızı? Gördüm ablacığım. Bildiğin mahalle kızı. Ya tabii mahalle kızı. Sen daha hafife al bakalım. O mahalle kızı bu evde neler yaşadı biliyor musun? Ölümlerden döndü yine de bana mısın demedi. Ne yaptı etti, kedi kafasını soktu eve. Üstelik Yaman gibi bir adama öyle şeyler yaptırdı ki. Gözümle görmesem inanmazdım. Bir günde Veled'in bakıcısı oldu. Bu yetmedi gitti Yaman'ın karşı odasına kuruldu. Abla kurulduysa kuruldu. Ne yapalım yani şimdi biz? Zuhal. Doğru söylüyorsun. Önemli olan Yaman'ın kalbini kazanmak. Abla, sen şimdi beni bu mahalle kızıyla yarışa mı sokacaksın? Zuhal, sen durumun ciddiyetinin farkına hala varamadın galiba. Ablacığım, bak. Şunu iyice kafana sok. Eğer Yaman'ın kalbini kazanmak istiyorsan önce Veled'e sevdireceksin kendini. Yusuf, Yaman'ın tek yumuşak karnı, bunu unutma. Ama önce Veled'i teyzesinden uzak tutmamız lazım. Nasıl olacak o? Orasını bana bırak. Sen sadece Veled'e sevdir kendini. Hadi şu toparlanma, yerleşme işini de bırak da getirdiğin hediyeleri hazırla. Sıcağı sıcağına yol alalım. Hadi. Teyzem. Canım. Bir tanem benim. İyi misin? Öyleyse sana harika bir sürprizim var. Bundan sonra nerede kalacağım biliyor musun? Yanındaki odada. Seslensen hemen duyup koşabileceğim yanına. Hatta kim bilir? Belki bazı geceler birbirimize misafirliğe bile gelebiliriz. Yani hiç gitmeyecek misin bir daha? Gitmeyeceğim bir tane. Bundan sonra hep yanındayım. Oyun mu oynayacağız? Hı hı. Bana yeni gemiler yapacak mısın? Hem de bir sürü yapacağım. Annem de yapar dedim. Ama o ilaç kılıklığından yapıyor. Bana da annen öğretmişti zaten. Keşke o da burada olsaydı. Gemileri birlikte yapardık. Canım benim. Annen hep bizimle zaten. Hep burada yanımızda. Kim bilir ne kadar çok seviniyordur birlikte olmamıza. Teyzesinin kuzusu. Merhabalar. Ne yapıyormuş bakalım benim Yusuf'um? Nasılsın kuzum? Bak Yusuf'cum, sana kimi getirdim? Zuhal ablan. Hani benim kardeşim. Hatırladın mı? Nasıl hatırlasın ablacığım? Ufacıktı. Ama şimdi kocaman adam olmuş değil mi? Evet. Hem de çok yakışıklı olmuş. Nasılsın bakalım Artitçe? Baksana Zuhal ablan neler getirmiş Yusuf'cum. Tatam. Aa, ne kadar güzeller. Hadi al bakalım. Bakalım ne varmış burada. Hoppa. Bak motosiklet sever misin? Hem de kırmızı. Ay Zuhal'cığım, nereden buldun bunları? Bütün gün beraber oynarsınız artık. Ama önce vitamin alalım. İyileşelim ki daha çok oynayalım değil mi? Hadi ablası sen yediriver Yusuf'a meyveleri. Söyle bakalım, sana önce ne vereyim? Şeftali mi istersin, portakal mı? Ben elma vereyim sana en iyisi. Hadi al bakalım.
senin bir işin gücün varsa Seher'cim git hallet. Biz buradayız nasılsa. Yok, ben kalayım. Yaman Bey'in sıkı tembihi var biliyorsunuz. Ah, bak burada daha bir sürü oyuncak varmış, öyle değil mi? Bak, burada daha neler var. Bak bakalım. Hepsini senin için aldım ben. Bak. Neredeydi bu? Ay, o kadar çok şey almışım ki. Ama görünce size çok yakışacak dedim, dayanamadım. Heh, burada. Nasıl? Beğendiniz mi? Ne zahmet etti kızım. Teşekkür ederim, sağ ol. Üstünüzde görelim mi? Çok yakışacak bence. Peki, tamam. Ben alayım. Aa, hakikaten çok yakıştı. E nihayet üstünüzde yeni bir hırka görebildik Osman amca. Buna ihtiyacınız kalmadı. Ne yapacaksın onu? Çöpe atacağım. Olur mu kızım? Daha çok giyerim ben onu, ver. Ay, ay aşk olsun Osman amca, kaç senelik hırkayı mı giyeceksiniz yenisi dururken? Kızım, hediye bu, anası var. Eskisi olmayanın yenisi de olmazmış derler. Çok iyi bir öğretmenimiz vardı, bize hep böyle söylerdi. Mesela benim bu üstümdekiler de eski ama temizlik yaparken çok işe yarıyor. Hem eskilerin anıları da olur, değil mi Osman amca? Olmaz mı kızım, olmaz mı? Mesela bu rahmetli ablamın hediyesi. Bu hırka neler gördü neler. Osman amca? Bu arkadaş yeni yardımcınız herhalde. Öyle. Kiraz. Bayağı becerikli. Hayırlı olsun Kiraz. Kiraz? Bu hanım kızım da Begüm. Avukattır kendisi. Ali'nin sözcüsü olur. Tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol canım. Evde bir Türk kahvesi yaparsın artık. Tabii. Sade mi sizinki de? Sade, sade. Çok da çalışkan. Maşallah zehir gibi. Biraz çenesi var ama iyi gibi sanki. E dediğiniz kadar iyiyse biraz deneyelim bakalım. Ay Neslihan, teyzene söyle. Çorba harika olmuş yine. Ellerine sağlık. Söylerim. Tatlılarla meşgul şimdi o. Ay inşallah Yusuf'un sevdiği bir şey hazırlıyordur da Zuhal elleriyle yedirir. Değil mi Zuhal'cığım? Yediririm tabii. Salataya takviye balım azalmış. Tamam. Yalnız meyveleri öyle elinden yemesine şaşırmadım desem yalan olur vallahi. Yedi vallahi. O kadar tatlı ki insan yanından hiç ayrılmak istemiyor. Ay öyledir bizim kıymetlimiz. Sen de gelir gelmez kaynaştın hemen maşallah. Onu öyle görünce hiç kıyamadım. Kimsesiz yavrucak.
Yusuf kimsesiz değil. Kimsesiz olur mu canım? Onu da nereden çıkardın? Biz ailesi değil miyiz onun? Hepimizin göz bebeği o. Göz bebeği. Yusuf hepimizin göz bebeği. Yalnız senin de ilgilenmen çok iyi oldu tabii. Kuzucuğumun en çok sevgiye ihtiyacı var şu aralar. Sevgiye ihtiyacı var. En çok. Aç bakalım ağzını. İlk önce bitir ağzındakileri. Bitti mi? Hı. Al bakalım bunu da. Bu son. Hı. Çok güzel olmuş değil mi? Afiyet olsun bir tanem. Teyze. Bu ses nereden geliyor? Hangi ses teyzeciğim? Bundan geliyor. Ne var karnımda biliyor musun? Ne? Söyleyeyim mi? Böyle kocaman bir gemi. Dalgaların arasında böyle batağa çıka, batağa çıka suları geçiyor. Geçerken de o duyduğun sesleri çıkartıyor işte. Sen geçen yaz gelmedin. Evet, evet. Yoktun. Gelemedim eniştecim. Kopamadım Londra'dan. Okul bitmedi mi hala? Ay bitti Ziya'cığım. Bitmez olur mu? Unuttun mu yoksa? Bitirdi okulunu, aldı diplomasını. Koskoca ekonomi okudu benim kardeşim. Koskoca ekonomi... zordur ama. Başkasına zor. Benim kardeşim zehir gibidir. Ablasının bir tanesi. Hepimiz gurur duyuyoruz seninle. Afiyet olsun. Seher Hanım, o neredeyse yemeğini. Mutfakta. Ha Cengel, şu enginlerin suyundan biraz alabilir miyim lütfen? Bence siz de alın, çok faydalı. Tabii İpek Hanım, hemen. Kızım bu ne? Tepsiyi getirmiştim. Ben tabağı söylüyorum. Boş bu. Yedi hepsini. Hepsini? Evet, hem de bayıla bayıla. Ay çok sevindim. Maşallah, maşallah. Aman nazar değmesin. Ah, ah. Ben hep söylüyorum. İnsanın teyzesiyle elin bakıcısı bir olur mu hiç? Yani? Öyle değil mi ama? Kirleri nereye koyayım? Bunu sen şöyle koy, biz hallederiz. Çocuk nasıl hemen değişti? Öyle değil mi Neslihan? Neslihan ne yapıyorsun sen? Hiç. Tadına bakayım demiştim. Allahümme sabirin. Onlar sayıyla ya. Hadi canım. Ay ne yapayım teyze ya? Çok canım çekti. Allah'ım kime çektin sen? Kime? Kime çektin ha? Mutfak faresi oldun çıktın başıma ya. Şimdi ben kime diyeceğim tatlı yok diye ha? Koş git dolaba, koş git dolaba bak. Yoksa eğer elimden kurtulamazsın, haberin olsun. Hele bir yok de bak seni elimden alabiliyorlar mı? Adalet Hanım. Bu deli kız beni öldürecek Cengel Bey. Neslihan. Salatanı için gelmedin. Şey, salatanın devamı olmayınca ben de şey dedim. Dedim ki nasıl olsa yemekleri bitmiştir. Tatlı servisini yapalım hemen. Tatlı mı?
Şey... Ne? Yok bir şey. Hemen getiriyorum. Zuhal Hanım'a tatlı servisi yapmayın. Kendileri yemeyeceklermiş. Öyle mi? Ay çok sevindim. Onun adına yani. Kilo almasın değil mi? Gitmeden önce masaya güzel bir servis açalım. Seher Hanım. Buyurun. Bana mı? Adel Hanım, yemek lütfen. Tabii koymaz mıyım? Hem de en güzelini koyarım. Ama... Bundan sonra düzenli olarak mutfakta yemek yiyeceksiniz. Yaman Bey'in talimatı. Buyurun. Gel kızım. Gel, otur şöyle masaya. Gel. Yusuf yukarıda yalnız kaldı. Ben sonra yerim. Neslihan bakar Yusuf'a. Neslihan, servisten sonra Yusuf'un yanına çık. Hadi kızım, hadi nazlanma. Sen hasta olursan kim bakacak böyle güzel Yusuf'a? Gel. Ama bu çok fazla. Bu mu çok? Bir gıdım. Tabii sen benim yemeklerimi bilmiyorsun daha. Benim yemeklerimi bir yiyen bir daha yer. Misal... Çengel Bey. Afiyet olsun. Dur, ben sana ekmek getireyim. Kahve çok güzel olmuş, eline sağlık. Niye zahmet ettiniz? Ben alırdım onları. Önemli değil. Su almaya geldim zaten. Yeni işin hayırlı olsun bu arada. Sağ olun. Ali. Amcasına çok düşkündür. Ama polis haliyle ne yapsın? Evde çok ilgilenemiyor tabii. Osman amca da malum. Yani unutkanlık başladı. Öyle çok bunama gibi değil ama. Haliyle ben ilgileniyorum her işleriyle. Yani sonuçta iki erkek. Bu evin çekip çevrilmesi gerekiyor bir kadın tarafından. Demek istediğim Kirazcığım, patronun Osman amca gibi görünebilir. Ama kararları birazcık ben veriyorum. Yani Kirazcığım, bu eve bir düzen gerekiyor. Talimatlarımın dışında hiçbir şey yapılmasını istemiyorum. Eğer söylediklerimi yaparsan gayet iyi anlaşırız. Eminim sen de istiyorsun anlaşmamızı, değil mi? Anlaşırız tabii. Niye anlaşmayalım ki? Ama Osman amcaya baktığıma göre talimatları da ondan almam gerekir. Öyle diyorsun da Kirazcığım. Maaşını ben belirleyebilirim. Eminim sen de istersin daha fazla kazanmak, değil mi? Ha yok, sağ olun. Ben maaşımdan memnunum. Benim hemen şu yemeği yetiştirmem gerekiyor. Thank you.
Yusuf niye yalnız? Mutfağa süt almaya gitmiştim. Sen gitmeyeceksin. İsteyeceksin, onlar getirecek. Telefonun çaldı. Niye sessizde değil? Bir daha çocuğun yanında bu şekilde bırakma. Sana defalarca söyledim. Çocuğu yalnız bırakmayacaksın. Gözünü 5 dakika üstünden ayırmayacaksın. Sağlığına dikkat edeceksin. Her şeyine özen göstereceksin. Anladın mı? Hangi saatlerde sevgi göstereceğimi de söylersen sevinirim. Madem ki beni bakıcısı olarak görüyorsun, onu da söyle. Ben teyzesiyim, tamam mı? Sen unutsan da, bilerek yok saysan da, ben ona teyzelik yapmaya devam edeceğim. İlaçlarını öğretmenim. Sağ ol kızım, sağ ol. Nerede o? İçeride, bilgisayarda işi varmış. Kızları bulamadın değil mi? Bulamadım vallahi. Ama bir an önce gitmem lazım öğretmenim. Bugün olanları görseydin. Ya bir şey mi oldu? Komiser az kalsın yakalıyordu beni. Ne diyorsun ya? Kerim Hanım bulmaya giderken karşıma çıkmasın mı? Yoksa gördü mü seni? Görmez mi? Zor kaçtım elinden. Hay Allah, dur bakayım, dur bakayım. Sen yani bizim Ali'nin elinden kaçtı bugün, öyle mi? Allah Allah. Ya bizim oğlan çaptan düştü ya da sen göründüğünden daha cevvalsin. Orasını bilmem ama bir yakalansaydım yanmıştım. Abim beni anında bulup... Dur bakalım, dur. Dağ başı mı burası? Olur mu öyle şey canım? Ha? Abim unuttunuz mu öğretmenim? Evet. Dur bakalım. Önce sakin ol. Panik yapma. Sonra yanlış karar verirsin. O, neydi senin kız arkadaşın? Ha tamam, Sibel. Onu bekleyeceksin tabii. Bak, o gelene kadar seni hiçbir yere bırakmam. Burada kalacaksın. Bir şekilde bir şeyler halledeceğiz, tamam? Ama komiser? Halledeceğiz dedik ya bir şekilde, değil mi? Seni bir başına sokaklarda bırakacak değilim herhalde. Ama o... Sen git şimdi yemeği hazırla. Bugün erken yiyelim. Çok acıktım. Hadi. Tamam, bakayım pişmiş mi diye.
miydiniz? Evet, şimdi geldim. Su içmek için. Su. Evet, su. Su içmek iyidir. Vücuda faydalıdır. Detoks için. Şunu masaya götüreyim de gıcık olmasın. Neslihan. Neslihan, neredesin kızım? Alo, bir saniye bekleteceğim sizi, bir saniye. Neslihan'ı gördün mü Seher'cim? Hayır. Seher, bir saniye. Alo, ben bir saniye bekleteceğim sizi. Bir saniye, çok teşekkür ederim. Şunu Ziya'ya götürür müsün? Arkada bitkileriyle uğraşıyor. Senden rica etsem bunu hemen yetiştirir misin ona? Vitaminlerim diye tutturdu, şimdi ortalığı ayağa kaldırır. Ama Yaman Bey Yusuf'un odasında gecikirsen... Ben çıkarım, sen merak etme, endişelenme. Hemen çıkarım Yusuf'un yanına. Al sen bunu, doğru Ziya'ya. Hadi canım, çok sağ ol, hadi. Hadi canım. Çok teşekkür ederim. Zuhal, tamam hallettim ben her şeyi. Doğru Yusuf'un odasına gidiyorsun, tamam mı? Yalnız Yaman'ın yanında vereceksin, sakın unutma. Tamam mı? Hadi ablasının güzeli, göreyim seni. Hadi canım. Ziya Bey, bunu bekliyor musunuz? İkbal Hanım yolladı. İkbal Hanım yolladı. Sen... Sen olsun değil mi? Yusuf'un teyzesi. Teyzesisin değil mi? Adını da biliyordum. Neydi adın? Seher. Heh, Seher. Hoş geldin Seher. Arada geliyor musun böyle? Ben artık burada kalacağım. Yusuf'un yanında olmak için. Yusuf'un yanında olmak için. Yusuf çok sevinecek. Çok mutlu olacak. İnşallah. İnşallah. Tabii. Teyze demek, anne demek. Yusuf'un anneye ihtiyacı var. Annesiz olur mu hiç? Olmaz. Annesiz olmaz. Annesiz olmaz. Annesiz olmaz. Olmaz. Güzel şeyler yetiştirmişsiniz böyle. Hepsi çok güzel görünüyor. Çok güzeller. Hepsi çok güzel görünüyor değil mi? Bak burada domatesler var, biberler. Çiçekler de çok güzel görünüyor. Sebzeler de. Hiç şey yok bunlarda, zararlı ilaç falan yok. Sadece vitaminler. Renklerinden belli. Hepsi çok sağlıklı görünüyor. Çok sağlıklı görünüyorlar. Çiçekler de çok sağlıklı görünüyor, bitkiler de değil mi? Hepsi çok sağlıklı görünüyor. Sen de sever misin bitkileri? Sevmeyen var mıdır? Eskiden evimizde çok çiçek vardı. Onlarla konuşurdum hep. Konuşurdun hep. Ben de. Ben de konuşurum hep. Sebzelerle, çiçeklerle, bütün bitkilerle. O zaman seviniyorlar sanki. Daha çok çiçek açıyorlar. Tabii tabii, daha çabuk çiçek açarlar. Ben de hep konuşurum. Onlar da güzel güzel dinlerler beni. Belki de en iyi dinleyicilerimiz onlardır. En iyi dinleyicilerimiz onlar. En iyi dinleyicilerimiz onlar. Onlar da insan gibi. Ama insanlar ihanet ederler.
bitkiler. Bitkiler hiç ihanet etmezler. Ben açayım mı? Aç. Birlikte dökelim mi? Önce buna. Ama fazla değil. Sonra çürürler. Biraz bunlara. Biraz da bunlara. Kim yaptı bunları sana? Teyzem. Bu kocaman gibi aslında biliyor musun? Böyle gidiyor denizde. Gemileri sevdiğine göre söyle bakalım. Bir geminin suya indirilişini görmek ister misin? Gerçek gibi mi? Gerçek tabii. Götüreyim mi seni yarın? Olur. Ama bir şartla. Yarına kadar tamamen iyileşeceksin. İyileştim ki ben. Teyzem bana yemek verdi, süt verdi, ilaç verdi. Hani? Beş dakika diye çıktı, kayboldu yine. Yusufcuğum. Ben geldim. Yaman. Sen de mi buradaydın? Rahatsız etmiyorum umarım. Yusufcuğum bak, bir hediyen daha varmış. Aç bakalım, beğenecek misin? Beğendin mi? Yusuf, hadi oynasana bak. Bak bak bak, bunlar senin. Ben bunu yapamam ki. Tamam, birlikte yaparız o zaman. Hem ben daha önce çok yaptım. Bak, aynı böyle olacak. Kocaman, gördün mü? Tıpkı amcanın gemileri gibi. Hem belki amcan da bize yardım eder. Hep birlikte yaparız. O ne tatlım? Gemi teyzem yaptı. Teyzen mi? Ama o kağıttan Yusuf. Suda yüzemez ki o. Ben yüzdürüyorum. Denizde böyle gidiyor. Thank you.
yaptın Kiraz? Yağ fazla kaçırmışsın. Osman amca yiyebilir mi bunu hiç? Yağ mı? Ya aşk olsun ama kolesterolü var zaten. Ama ben azıcık... Bu tereyağı kokuyor. Ben zeytinyağı koymuştum. İnsanlık hali diyeceğim ama sağlık önemli Kiralcığım. Kusura bakma, hiç diyemeyeceğim. Dikkat etmek lazım böyle şeylere. Özür dilerim Osman amca. İstemeden olmuş. Yok. Su isteyen var mı başka? Su çok iyidir. Vücuda faydalıdır. Detoks için. Şunu masaya götüreyim de gir çık olmasın. Biz ne yiyeceğiz şimdi? Ben şimdi bunları topluyorum, hemen öbür yemekten getiriyorum. Öbür yemek mi? Evet, fırında mis gibi mantı yaptım. Kesin çok beğeneceksiniz. Mantı mı? Bayılırım ben mantıya. Hadi bakalım, getir şunu. Hadi. Alayım mı? Al bakalım. Sorma vallahi. Ablam beni ne hallere düşürdüğünü bir bilsen. Rol yapıyorum tabii. Ne yapayım? Ay, ablamın hışmını bilmiyorsun sen. Sözünü dinlemezsen fena ödetir vallahi. Neyse. Zaten Yaman'ın bana bakacağı falan yok. Ben de böyle bir haftaya falan toparlanır dönerim tertemiz Londra'ya. Ablam da durumu anlar. Bir dakika. Kapamam lazım. Benimki arıyor. Alo. Aşkım, iyi ki aradın. Sesini duymaya öyle ihtiyacım vardı ki. Benimkini odaya götürmüşsün. Ben de geçeceğim birazdan. Şuna bak. Nasıl taşırmış. Hem sakar hem beceriksiz. Ali, bak bu kızın evde kalması Osman amcanın hayrına değil. Dur bakalım ya. Biraz zaman tanıyalım. Öyle bak, kapının önüne koyamayız. Sen bilirsin de bence tehlikeli. İş işten geçmeden diyorum. Begüm. Ya bu gece Interpol'e hazırladığım dosyayı bitirmem lazım. Kusura bakmazsın değil mi? Alıştık artık. Ben de eve gideyim o zaman. Ama beni eve bırakırsın değil mi? Arabayla gelmedim. Ben arabayı Fırat'a bıraktım ya. Aşk olsun Ali. Gecenin bu vakti beni tek başıma mı göndereceksin? Tamam tamam. Ben gideyim Fırat'tan arabayı alayım. Sen de hazırlan. Geldiğimde çaldırırım ben seni. Tamam. Thank you.
Artık en ufak şansın kalmadı Kirazcığım. Bir tepsi mantı da boşa gitti değil mi? Of ablacığım, ben daha ne yapayım? Adam benimle ilgilenmiyor bile. Yüzüme bile bakmadı. Saçmalama. İlk günden vaz mı geçeceksin? Daha yeni başlıyoruz Suhal. İlk önce de o mahalle kızından kurtulacağız. Nasıl olacaksa o iş. Olacak. Olacak dediysem olacak. Ben bu yola baş koydum, anladın mı? Oyun oynamıyoruz burada. Sen Yaman'ın karısı olacaksın. Bu servet benim hakkım. Kimseye yedirmem. Eğer bir bedel varsa ödenecek, öderiz. Kelle alınması gerekiyorsa da alırız. Geldin.
kızım. Kiraz.